gezegen olduğunu fark etti ve bu gezegene hemen B612 asteroid adını taktı. Oysa ki bu gezegende çok uzun zamandır Küçük Prens adında bir kahraman zaten yaşamaktaydı. İşte bilim adamları böyle tuhaf insanlardı. Bu gezegende neredeyse hiç yağmur yağmadığı için Küçük Prens'in orada sahip olduğu hiçbir şey yoktu. Günün birinde Küçük Prens canı sıkılmasın diye dolaşırken burada bir tane tohum buldu. Hemen bir kuyu kazıp tohum maddeleriyle ekti ve suladı. Tohum bir çiçeğe dönüştü. Ama galiba Küçük Prens o kadar acele etti ki bu çiçek aksi bir çiçek oldu. En sonunda kaprislerinden sıkılan Küçük Prens gezegenini bir süreliğine terk etmeye karar verdi. Bu gezide Küçük Prens'in karşısına ilk olarak bir gül bahçesi çıktı. Ve o zaman anladı ki bu yeryüzünde artık kaprisli olan galiba bir tane çiçek vardı. O da tutup Küçük Prens'i bulmuştu. İşte bu üzüntüyle orada oturup uyuyakaldı. Tam o esnada gül bahçesinin oralarda bir tilki saklanmaktaydı. Tilkiler insanların zannettiklerinin aksine kurban bir utanma çoluğular. O yüzden bütün hayatları saklanarak geçer. Bu tilki Küçük Prens'i görünce onu uyandırmak için onun üzerine kopladı. Küçük Prens'i uyandırmaz. Hayatında ilk defa gördüğü bu kahramana şöyle dedi. Sen ne kadar güzel bir şeysin. Benimle arkadaş olur musun? Bana mı dedin? Size dostum, ben bir tilkiyim. Köpek değilim ki. Tilkiler evcil değillerdir. Galiba sen beni birisiyle falan karıştırdın. Evcil ne demek? Evcil mi? Evcil bağ kurmak demektir. Örneğin sen şu anda benim için herhangi bir çocuksun. Yanlış anlama canım. Ben de senin için öyleyim. Herhangi bir tilki. Ama eğer sen beni evcilleştirseydin o zaman her şey bambaşka olurdu. Anlamadım. Ne var canım anlamayacak bunda. Tamam o zaman. Şöyle anlatayım. Şuradaki buğday tarlaları var ya. Evet işte onlar benim için hiçbir şey ifade etmezler. Ama eğer sen beni evcilleştirseydin o zaman onların da bir anlamı olurdu. Nasıl yani? Yani diyorum ki dostum, senin saçların da buğdaylara benzediği için sen bilince onlar bana seni hatırlatırlardı diyorum. Sanırım şimdi anladım. Benim bir çiçeğim var. Galiba o beni evcilleştirmiş. Çok komiksin dostum. Ama sakın bu şakayı bir daha bu dünyada başka bir yerde yapma. O zaman seninle dalga geçerler. Zaten bu dünyada değil, başka bir gezegende. Başka bir gezegen mi? Peki, bu gezegende avcılar var mı? Avcılar yok mu? Daha önceden neden söylemedin dostum? Peki oraya nasıl gidiyorsun? Yüzerek mi, uçarak mı, koşarak mı? Çabuk anlat bana. Orada tavuklar nerede yaşarlar? Tavuk dedin. Bir tür kuş. Gezegenimde, gökyüzünde hiç kuş olmaz. Öyle kuş değil canım. Bunların kanatları var ama uçamıyorlar. Neden? Ne bileyim çok işleri var. Hem dünya biraz soğuk olur. Ve onlar da çok civciv yaptıkları için uçmaya belki vakitleri kalmıyor. Bilmiyorum işte. Demek tavuk yok ha. Sen hala beni evcilleştirmek istediğinden emin misin? Evet. Tamam o zaman. Şimdi bana bir söz vereceksin. Bundan sonra her gün saat 4'te geleceksin. Neden? Çünkü sen saat 4'te gelirsen ben saat 3'te hazırlık yapmaya başlarım. Hem mutluluğumuzun süresi de biraz artar. Peki, dur. Gerçekten mi? Teşekkür ederim dostum. Böylelikle Küçük Prens tilkinin başını okşadı. Ve tilki böyle şeylere alışık olmadığı için mutlu geldi. Utangaç olduğu için de bir kuyucuda saklandı ve orada uyuyakaldı. Küçük Prens'in aklına gezegende hiç yağmur yağmadığı geldi gezegeninde. Yaptım. Tilki uyandırdı. Senin hayatın ödüm yapmadı. Saat bir çabuk dört oldu.
Bülent. Saat 4 tamam. Kabul ama ben bugün hazır değilim. Acaba sonra mı gelsen? Hayır, zaten saat 4 değil. Ben seninle vedalaşmaya geldim. He? Vedalaşmak mı? Neden ki? Seni kıracak bir şey mi dedim? Hayır canım. Seninle ilgili değil. Benim gezegenimde hiç yağmur yağmaz. Eğer çiçeğimi tutamazsa mutlu olabilir. He? Haklısın. Peki gerçekten hiç yağmaz mı canım? Hiç. Tamam o zaman git. Çiçekler narin olurlar. Çabucak dolu verirler. Zaman kaybetme. He, bizi ikiyle zaman kaybetmeye değmez. Sen ağlıyor musun? Hayır. Tilkiler ağlamazlar. Tilkiler kurnaz olurlar. Her şeyin bir çaresini bulabilirler. Şey, ama biz seninle evcilleştik. O sayılmaz canım. Biz sadece denedik. Ama olmadı. Demek ki bir şeyler eksikmiş. Böylelikle küçük prens geldiği gibi sessizce gezegenine döndü. O gidince... Peki çıkıp ortalıkta koşturmaya başladı. Çünkü tilkiler ne zaman koştursalar bu dünyadaki bütün tehlikelerdi. Tilki koştururken bir anda gözüne buğday tarlaları ilişti. Ve o zaman anladı ki şu yeryüzünde artık şu buğday tarlalarının bir anlamı vardır. Çünkü artık buğday tarlaları küçük prensin hatırası demektir. Beni ilk derseniz sevinirim. Umarım topluma bir katkı oluyordur bu oyunları yaparak. Sağ olun. Sağ olun.